Herkese merhabalar. 5. sınıf sosyal... Artık ortaokullu olduk. Aynen Tonguç'um. Artık ortaokullu oldunuz ve artık sosyal bilgiler dersinde, Türkçe'de, matematikte ortaokulun keyfini, lezzetini yaşayacaksın. 4. sınıf bitti. 5. sınıftasın. Tebrik ediyorum seni. Burada bizi ekranları başında izleyen arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz ki arkadaşlar Tonguç Cup 1. sezon başlıyor. Başarı oyununda sizler de takımınızı belirleyin. Bilge Baykuşlar veyahut da Hızlı Çıtalar mutlaka yepyeni senenizde 2023-2024'te TonguçAkademi.com'da takımınızı belirleyerek rekabete katılın. Böylece başarıdan başarıya koşun arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz neler var bizi bekliyor onlara bakalım. 1. dönem ve 2. dönem konularında neler bizi bekliyor? Kolay mı hocam? Çok kolay Tonguç'um. Çok keyifli, çok lezzetli, hiç merak etme. Hemen intromuz girsin, ardından da konularımıza bakalım. Evet arkadaşlar, 5. sınıf sosyalde 1. dönem konularımız birey ve toplum, kültür ve miras, insanlar, yerler ve çevreler. Hatırlarsanız 4. sınıfta da aynı başlıklar vardı. Sadece içerikleri değişiyor. Biraz daha farklı şeyler öğreniyoruz. 2. dönemde ise bilim, teknoloji, üretim, dağıtım, tüketim, etkin vatandaşlık ve küresel bağlantılar konularını aynı üniteleri göreceğiz. Fakat daha farklı, daha lezzetli konularla konularımızı pekiştireceğiz. Şimdi birey ve topluma baktığımızda sosyal bilgiler dersen neler öğreniyoruz? Yeni okulumuz. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı öğreneceğiz. En büyük hakkımız nedir Tonguç evladım? Oyun oynamak hocam. Tabii ki oyun oynamak en doğal hakkınız. Zaten çocuk haklarında birinci sırada geliyor. Haklısın ama yaşam hakkımız var. İşte seyahat etme hakkımız var. Düşünce özgürlüğü hakkımız var. Buna benzer birçok barınma, beslenme hakkımız var. Ama senin açıdan baktığımızda en büyük hakkımız tabii ki de oyun oynama hakkımız. Bunu kimse alamaz. Ama bu hakkımızın karşılığında sorumluluklarımız da var. Okulumuza gitmemiz gerekiyor. Derslerimizi dinlememiz gerekiyor. Şimdi ikinci ünitemize baktığımızda kültür ve miras konusunda uygarlıkları öğreneceğiz. Çevremizdeki güzelliklere, kültürel zenginliğimize bakacağız. Burada bir fille tanışacağız. Bu fili tanıyor musun Tonguç Şeyler? Ne fili hocam? Fil nereden çıktı? Bu fil Filhu olacak. Yani Anadolu'daki ilk uygarlıklara bakacağız. Frigler, İyonlar, Lidyalılar, Hititler ve Urartuları öğreneceğiz. Bunlar Anadolu'da işte ilk defa parayı bulan Lidyalıları göreceğiz. Mısırlarla anlaşma yapan Hititleri göreceğiz. Sulama kanalları yapan Van'da Urartuları göreceğiz. Bilimsel çalışmalar yapan İyonları, Tapates adı verilen kilimleri yapan Frigleri. Çok güzel, çok keyifli bir konu olacak. Burada gerçekten Anadolu'nun bize neler bıraktığını hep beraber görmüş olacağız. Üçüncü ünitemiz ise insanlar, yerler ve çevreler. Burada yeryüzü şekillerine bakacağız. Çevremizde gördüğümüz dağlar, ovalar, vadiler bunların nasıl oluştuğunu öğreneceğiz. Ve iklimin insan faaliyetlerinin etkisini göreceğiz. Mesela biz öğrenciler olarak havalar soğuk olduğunda veya sıcak olduğunda bazen iklimden etkileniyoruz ve okula gittiğimizde sıkıntı yaşıyoruz. Kar yağdığında okula gitmiyoruz hocam. Harikasın. Kar yağdığında okullar tatil ediliyor. Niye? Çünkü ulaşımda sıkıntı yaşıyoruz. Dolayısıyla iklim insan faaliyetlerini etki ediyor. Nüfus ve yerleşme, afetler ve çevre sorunları ve doğal afetlerin yaşamımıza etkisini yine mükemmel bir şekilde göreceğiz. Burada iklimin ulaşıma etkisi var. Az önce söyledik işte kardan yollar kapanıyor. Tarıma etkisi var. Her tarım ürünü her yerde yetişmiyor. Kıyafetlerimiz farklı. Afrika'daki insanlar hep tişörtle gezerken kutuplardaki insanlar hep montla geziyor. Biz ise yazın tişört giyiyoruz, kışın mont giyiyoruz. Beslenme etkiliyor, hayvancılığı, turizmi, konu tipini. Mesela diyelim ki Türkiye'nin güneyinde Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da da denize girilebiliyor. Ama Türkiye'nin kuzey kesiminde mesela Marmara Denizi'nde Eylül ayı olunca havalar soğumaya başlıyor. Buna benzer şeylerin iklim etkisini göreceğiz. Artık dördüncü üniteye geçiyoruz. Bunlar da ikinci dönem konuları. Burada bilim, teknoloji ve toplum ünitesinde teknoloji ve toplum konusunu çok güzel bir şekilde göreceğiz ve dördüncü sınıfta öğrendiğimiz kimler neleri icat etti ve bunların insanlığa etkileri nelerdir? Bilim insanlarının ortak özelliği nedir? Mesela sence bilim insanlarının en büyük özelliği nedir Tonguç? İşsiz efendim? Olmaları hocam. Ne diyorsun lanım? Ne işsizi? Adamlar merak ediyor, araştırıyor ve nasıl bulabiliriz, neler kazandırabiliriz insanlığa diyorlar. Ve bu yüzden de çok güzel çözümler üretiyorlar. Esasında dünyada en fazla işi olan insanlar o. Çünkü sen mesela ben bir ders anlattığımda burada 5. sınıf öğrencinin 6. sınıf öğrencinin etkiliyor. Ama bir bilim insanı mesela Louis Pasteur kuduz aşısını bulmuş. Kuduzdan sıkıntı yaşayan binlerce insanı kurtarıyor. Ya da Logie Bird televizyonu bulmuş, binlerce insanın hayatını değiştirmiş. Marconi radyo bulmuş, Graham Bell telefonu bulmuş, Thomas Edison ampulü bulmuş, Johann Gutenberg matbaayı bulmuş. Bir sürü insanın hayatını değiştirir. Matbaa insanın hayatını nasıl değiştirir ki hocam? Şöyle değiştirir. Eskiden insanlar yazıları eliyle yazıyorlarmış. Ama sonrasında bakmışlar ki bu uzun sürecek. Yaz 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 bitmeyecek. Fazla kitap üretilemiyor. O zaman matbaayı bulmuş Johann Gutenberg. Ve sonrasında da matbaanın icadıyla birlikte dünyanın her yerinde kitapları üretmek, çoğaltmak kolaylaşmış. Ve insanlar daha kültürlü, daha fazla okuyan hale gelmişler. Beşinci üniteye baktığımızda çevremizdeki ekonomik faaliyetleri göreceğiz. Tarım faaliyetleri var, hayvancılık faaliyetleri, sanayi faaliyetleri var, turizm faaliyetleri var. Madencilikten insanlar para kazanıyor, ormancılıktan para kazanıyor. Dolayısıyla ekonomik faaliyetlerin mesleklere etkisini göreceğiz. Ya da
üretim, dağıtım ve tüketim ağı gibi çok güzel bir konu var. Mesela diyelim ki pazarda, şurada mesela bu domates olsun. Tarlada domates üretiliyor. Bu üretim ağına giriyor. Sonra bu kamyonlar yüklenip şehirlere getiriliyor. Bu ne oluyor Tonguç herhalde benim? Dağıtım hocam. Harikasın, dağıtım oluyor. Sonrasında biz o domatesi doğruyoruz, menemen yapıyoruz, salata yapıyoruz, çoban salatası yapıyoruz. Böyle güzel güzel yemekler yapıyoruz. O da tüketim olmuş oluyor. Demek ki domatesin tarlada üretilmesi üretim, kamyonlarla şehirlere, manavlara getirilmesi dağıtım, insanların onun pazardan, marketten, manavdan alması tüketim olmuş oluyor Tonguç evladım benim. Burada da bilinçli tüketici olmamız gerekiyor. İsraf etmeden tasarruflu bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Altıncı üniteye baktığımızda etkin vatandaşlık. Burada halka hizmet veren kurumları göreceğiz. Yaşadığımız yerin yönetimine bakacağız. Yani mesela ilçelerin başında kaymakamlar var. İllerin başında ne var Tonguç? Valiler var hocam. Harikasın, tebrik ediyorum seni. İllerin başında valiler var. Tebrik ediyorum, unutmamışsın bu konuyu. Valiler var ve aynı zamanda işte şehirleri büyükşehir belediye başkanları, ilçeleri de ilçe belediye başkanları yönetecek. Onları halk seçecek ama valiler ve kaymakamlar merkezi yönetimle atanacaklar. Burada temel haklarımızı öğreneceğiz ve milli bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımız ve İstiklal Marşı'nı çok güzel bir şekilde bileceğiz Tonguç'um. İstiklal Marşı'nı ilk satın okur musun bana? Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Devamında mutlaka ezberlememiz lazım. Hepsini bilmemiz gerekiyor İstiklal Marşı'mızı. Şimdi geldik buraya. Küresel bağlantılar konusu. Bu zaten son konumuz, son ünitemiz. Burada yaşadığımız yerin ülke ekonomisine katkısına bakacağız. Ve aynı zamanda mesela Antalya'da yaşayan insanlar turizme çok büyük katkıda bulunuyor. Tarıma çok büyük katkıda bulunuyor. İstanbul'da yaşayan insanlar ulaşım ve sanayi ve ticaretten dolayı ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. İşte her yerin kendince mesela Manisa'da tarımın çok büyük katkısı var. Aynı zamanda fabrikalar da var Manisa'da. Ekonomik ilişkiler, teknoloji ve ortak mirasımız gibi temel konular var. Onlar çok kolay duruyor hocam. Aynen, sosyal bilgiler son derece güzel, son derece lezzetli, son derece kebap, son derece güzel bir ders. Bunları güzel güzel öğreneceğiz ve derslerimizde şampiyon olacağız. Şampiyon olmak için tabii ki önceki videomuzda da söylemiştik. Mutlaka kanalımızı takip ediyorsunuz, abone oluyorsunuz, canlı yayınlarımızı, videolarımızı izliyorsunuz. Ve 5. sınıf şampiyon paketindeki ödevlerinizi yaptığınızda zaten şampiyonluk kaçınılmaz olacak. Hemen şampiyon paketinin içinde neler olduğunu bir kez daha şöyle hatırlatalım. Burada 5. sınıfa giden öğrencilerimiz için gerçekten, evet, çıkaramıyorum gördüğün gibi. Şampiyon olmak çok zor hocam. Evet, şampiyon olmak çok zor ama şöyle yaparsak çıkar diye düşünüyorum. Evet, şu anda canlı yayında çıkaramadık. Şunu da deneyelim şöyle. Bir şuradan deneyelim. Evet, çıkmıyor. Evet, mesela 5. sınıf matematik dinamo soru bankası çıktı. Diğerlerini de şöyle çıkaralım. Şöyle bakalım şöyle. Bir tane çıkınca hepsi geliyor zaten. 5. sınıf fen soru bankası, zoru bankası tüm dersler sosyalinde olduğu. İngilizce, sosyal bilgiler. Bak burada sosyal bilgilerle alakalı süper hem yazılı provalarımız var. Hem de konu öğreten pekiştiren testlerimiz var. Bak burada yazılı provalar var. Hepsinin çözümleri dijital bir şekilde sana anlatılıyor. Bunlar şampiyon paketinde seni bekliyor. Bunları Tonguç mağazadan ya da sana en yakın Tonguç kırtasiyelerden alabilirsin. Hadi bakalım o zaman. 5. sınıfta tüm arkadaşlarımıza derslerine başarılar diliyoruz. Ödül soruya da yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.